Samimi analizden herkese merhaba değerli izleyenler. Araç almak enflasyon ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurunca birazcık hayal gibi duruyor. Fakat konunun detaylarını yılın son çeyreğindeki beklentilerini konunun uzmanı otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'den dinleyeceğiz. Merhaba Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Aslında daha önceki yayınlarımızda da konuşuyorduk ekonomik koşulların, enflasyonun piyasaya etkisini. Peki yılın son çeyreğinde beklentiniz hangi yönde? Ya baktığımız zaman aslında zor bir son çeyreğe giriyoruz. Çünkü pandemiyle başlayan, arkasından daha da artarak lojistikle devam eden bir belirsiz süreç var. Pandemi sürecinde biliyorsunuz işte tedarik problemleri çok arttı. Çip krizinden çok konuştuk ki hala çip krizinin etkileri devam ediyor. Onun dışında bir lojistik krizi çıktı ki bu lojistik gerçekten işte bu konteynerlarla ilgili onlardaki bulunamamazlığı ve fiyat artışlarıyla ilgili hala bu sıkıntılar devam ediyor. Tedarik problemlerinde yani kısmen geçtiğimiz yıla göre birazcık rahatlama olsa da en azından arz tarafında ama bu kez de karşımıza dünyada ve Avrupa'da bir enerji krizi, bir resesyon kaygısıyla son çeyreğe giriyoruz. Tabii şimdi enerji krizinin bu resesyonun yaratacağı bir üretimlerde maliyet artışı da olacak. Yani sonuçta evet yani Türkiye'ye son çeyrekte birazcık daha fazla araç gelme ihtimali var bazı markalarda, bazı gruplarda. Ama bu gelecek markalarda fiyatlar böyle kalacak mı yoksa bu enerji krizinin özellikle Avrupa ile Rusya arasında yaşanan enerji krizinin biliyorsunuz Avrupa'da da bu resesyonun yarattığı enflasyonist bir ortam oluştu. Dolayısıyla bu üretim maliyetlerine yansıyacak deniyor. Uzmanlar bu konuda açıklama yapıyorlar. Üreticiler bu konuda açıklama yapıyor. Türkiye'ye son çeyrekte yani daha doğrusu işte önümüzdeki Kasım Aralık'ta gelecek araçlarında zamlı fiyatlarla gelebileceği söyleniyor. Zaten son 2 aydır, 3 aydır biliyorsunuz bir takım işte ÖTV söylentileri çıktı ama otomobil fiyatları ne yazık ki son 2 ayda %10'un üzerinde zamlandı. Bu zamlar kur zamları değil aslında bunlar üretim maliyetlerindeki artışlara bağlı global zamlar. Yani Avrupalı firmalar, dünyadaki diğer üreticiler fiyatları arttırmak zorunda kaldı. Bu fiyatlar orada %2-3 artsa da bize geldiği zaman çarpan etkisiyle artıyor. Çünkü bizde hem kur var bir taraftan artan hem vergi dilimlerindeki değişimler nedeniyle otomobil fiyatlarını artı olarak yansıdı. Daha fazla zam olarak yansıdı. Dolayısıyla böyle bir üçüncü ay son çeyreğe girmiş bulunuyoruz. Baktığımız zaman talep hala devam ediyor. Çünkü özellikle kurumsal tarafta filo şirketleri tarafında ötelenen bir talep vardı. Onun bir hareketliliği var. Ağustos ayına kadar, Temmuz ayına kadar insanlar yatırım amaçlı alıyorlardı ama fiyatların geldiği seviyede artık yatırım amaçlı alınma da birazcık geri çekildi. Daha da şu anda ihtiyacı olanlar alıma yöneldi. Bunun da etkisiyle Eylül ayında sıfır otomobil pazarında işte küçük de olsa bir artış oldu. Ekim, Kasım ayında bu artışlar yaşanır mı göreceğiz. Ama şu anki konjonktürde en azından yaz aylarındaki o veya işte Haziran öncesindeki o karamsar tablo sektör tarafından biraz da olsa olumluya çevrilmiş durumda. Ama herkes tabii önünü göremiyor. Çünkü enerji krizinin yaratacağı süreç nasıl bir hasar verecek onu bekliyorlar. Biz de bekleyip göreceğiz ama şu anda geldiğimiz noktada fiyatlar yüksek ama en azından az da olsa araç bulunduğunda birazcık artış var. Peki ikinci el piyasası için neler söyleyeceksiniz? Şimdi ikinci el piyasasında sıfırdan biraz daha ters. Yani biraz daha farklı. Çünkü ikinci elde geçtiğimiz yıl Eylül'den Haziran ayına kadar hep bir artış vardı. Çünkü sıfır araç tedariğinde problem olduğu için, talep daha fazla olduğu için insanlar ikinci ele yönelmişti. Ve fiyatlar sürekli arttığı için de yatırım amaçlı düşünülerek ikinci ele ciddi bir şekilde ivmelenme olmuştu yani büyümede. Ama yaz aylarıyla itibaren son 2 aydır, 3 aydır ikinci elde ciddi bir daralma var. %20'lerin üzerinde bir düşüş var ikinci. Aslında daha da düşeceği söyleniyor ama siz de böyle düşünüyor musunuz? Evet, çünkü dediğim gibi yatırım amaçlı artık düşünülmemeye başladı. Çünkü yatırım amaçlı düşünenler bir şekilde bundan belki kâr elde etti ama bu aşamadan sonra fiyatlardaki artış geçtiğimiz yılki seviyelerde değil, en azından araç bolluğu biraz daha artmış durumda. Bu da
ikinci elde o amacın dışına çıkınca talep durdu. Bir de ikinci el araç alanların %60'ı 10 yaş üzerindeki araçları alıyorlardı. Dolayısıyla satın alma gücü, Türkiye'de alım gücü de düşünce, ikinci ele ulaşım da çok zorlaştı. Yani insanlar bir taraftan alım güçleri, satın alma güçleri düşerken diğer taraftan otomobil fiyatları tırmanmaya devam edince tabii karşılıklı olarak alamamaya başladılar. Bunun da etkisi var. Dolayısıyla son 2-3 aydır ikinci elde önemli bir daralma var. Bu daralmanın yıl sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor. Tabii ki burada sıfır araca paralel olarak ikinci elde bir köpük vardı. Fiyatlarında bir hızlı bir artış vardı. Sıfır otomobillerin üzerinde bir fiyatlama olmuştu. O fiyatlamadan biraz geri geldi ama sıfır otomobil fiyatları zamlanmaya devam ettiği için ne yazık ki ikinci elde de paralel olarak yansıyor. Yani satışlar düşerken otomobil fiyatları ikinci elde düşmüyor. Beklendiği gibi düşmüyor. Az çok düşük oranlarda düşüyor. Dolayısıyla ikinci el pazarı sıfır gibi çok olumlu gözükmüyor. Ama buna rağmen tabii ki 400-500 binlik her ay bir ikinci el satışı yapılıyor. Ama önümüzdeki süreç çok önemli. Yani otomotiv sektörü yani hala belirsizliğin devam ettiği bir süreçte sektörü yönetmeye çalışıyor. Biz bugün nüfusu oranına baktığımız zaman yıl sonunda şu anda tablo biraz iyileşse bile 700-750 binlik bir pazardan bahsediyoruz. Bu ne demek? Yani 9 ay sonunda Türkiye'de 1000 kişiye satılan sıfır otomobil sayısı sadece 5. Yani Avrupa'nın sondan birinci ülkesiyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir potansiyeli var. Türkiye'nin bir genç nüfusu var. Türkiye'nin mobil olmaya ihtiyacı var. Çünkü otomobil sahipliğine baktığımız zaman da 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 166. Avrupa ortalaması 500'ün üzerinde. Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya'da işte 600'lerin 700'lere varan adetlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de potansiyel var. Genç nüfus fazla ama ne yazık ki alım gücü artmadığı sürece ve en önemlisi siz şu anda peşinatı bulduğunuz otomobil almaya karar verdiniz. Krediye ulaşımda sıkıntılar var. Yani kredi faizleri Merkez Bankası'na paralel taşıt kredi faizleri düşmedi. Yani özellikle taşıt finansman şirketleri ki bunlar devre dışı kaldılar çünkü yurt dışından fonlama yapmak zorundalar ama karşılığında kur riski alamadılar. Merkez Bankası zorunlu karşılık istedi. Dolayısıyla kredi güncellemesi yapılması gerekiyor. Kredi vadelerinin arttırılması gerekiyor. Ve en önemlisi kredi verilmesi gerekiyor. Yani çok fazla red var krediyle ilgili. Dolayısıyla bunların hepsi bir aslında belirsizlik. Yani otomotiv sektörü bugün otomobil bollaşsa bir taraftan fiyatlar artıyor. Fiyatlar artmasa krediye ulaşım zor. Sonuçta hepsi bir yerde olmadığı için de pazar ne yazık ki potansiyelin çok altında. Biz bundan 5 sene önce 1 milyonluk pazara ulaşmışken son 5 senede ne yazık ki 600-700 binlerde devam ediyoruz. Türkiye'nin normal potansiyeli en azından bir vergi sisteminde değişiklik olsa 2 milyon üzerinde pazar olabilecekken alım gücünün düşmesi, kurun çok yükselmesi, TL'nin değer kaybetmesi, kredi faizlerindeki seviye potansiyelin altında bir pazar devam ettiriyor ne yazık ki. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Emre Özpeynirci konuğumuzdu. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Güncel haberlerimizi ve değerli konuklarımızla sohbetlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.